Elimizde biraz sodyum klorür yani tuz var diyelim. Buradaki de aslında bizim tuz yığınımız. İlk yapacağımız şey suya biraz tuz eklemek. Tabii ki elimizde deney kabında su varmış gibi düşünüyoruz. Gözlemleyeceğimiz şey sodyum klorürün, tuzun suda çözünecek olması. Burada sodyum klorür bizim çözünenimiz, suysa çözücümüz. Bu gerçekleşen olaya da çözünme diyoruz. Sodyum klorüre daha yakından bakma şansımız olsaydı onun iyonik bir kristal olduğunu görebilirdik. İyonik bağlar sayesinde bir bütün olarak durabilen bir kristal. Burada sodyum katyonu yani pozitif yük klorür anyonuna ya da negatif yüke doğru çekiliyor. Zaten molekülü bir arada tutan da bu çekme kuvveti. Şimdi sodyum klorürü suyun içine ekledik diyelim. Bildiğiniz gibi su polar bir molekül. Ayrıca oksijen hidrojenden daha fazla elektronegatif. Bu nedenle de oksijen kısmi eksi yüke sahip olurken hidrojenler kısmi pozitif yüke sahip oluyor. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi su polar bir molekül. Oksijenin üstündeki negatif yük sodyumdaki pozitif yükle de etkileşime girebilir. Bildiğiniz gibi zıt yükler birbirini çeker. O zaman buradaki su molekülü sodyum katyonuna doğru çekilmiş olur. Ama aynı şey bu su molekülü için geçerli olacak. Kısmi negatif yük yine sodyum üzerindeki pozitif yük tarafından çekilecek. Sonuç olarak su molekülleri sodyum katyonlarını çekiyor gibi düşünebiliriz. En sonunda da burada gördüğümüz şeyi elde etmiş oluyoruz. Burada kısmi negatif yüklü oksijenler vardı değil mi? Ayrıca bu oksijenler sodyum katyonları ile etkileşime giriyordu. Biliyoruz ki su bir dipol. Sodyum katyonu ise bir iyon. O zaman bu olaya iyon dipol etkileşimi diyebiliriz. Su molekülleri iyonik bağ kırarak sodyum katyonlarını oradan çekip etrafını sarıyor. Bu olaya aslında hidratlaşma diyoruz. Şöyle bir toparlarsak hidratlaşma iyonların çözücü molekülleri tarafından çevrilip daha düzenli kararlı bir hale getirilme süreci. Aynı olay klorür anyonları için de geçerli olacak. Burada da gördüğümüz gibi klorür anyonu negatif yüklü. Demek ki bu sefer negatif yükün polar molekülün pozitif yanı tarafından çekilmesi lazım. Oksijen kısmi negatif yüklü, hidrojen kısmi pozitif yüklü zıt yükler birbirini çeker. Yani pozitif yük negatif yükle etkileşime girecek. Aynı şey buradaki su molekülü için de geçerli. Kısmi pozitif yüklü hidrojenler burada. Biraz önce gördüğümüz şekilde bu etkileşim klorür anyonlarını çekecek. Dolayısıyla kısmi pozitif yüklü hidrojenler klorür ile etkileşime girecek. Demek ki yine iyon dipol etkileşimiyle karşı karşıyayız. Ayrıca su molekülleri klorür anyonlarının etrafını sararak yine bir hidatlaşma sürecine neden olacak. Sonuç olarak su molekülleri her bir sodyum katyonunun ve her bir klorür anyonunun etrafını saracak. Sodyum klorür suda çözülmüş olacak. Biz de bir çözelti, sulu sodyum klorür çözeltisi elde etmiş olacağız. Bunu tepkime halinde yazmak istersek de öncelikle katı halde sodyum klorürü, sonra çözücü olarak suyu yazabilir ve suyun iyonların etrafını sardığını söyleyebiliriz. Sonrasında elimizde olan şey ise çözelti içindeki sodyum iyonları olacak. O zaman buraya suda yazarak bu sulu çözeltiyi gösterebiliriz. Aynı şeyi klorür anyonları için de yapmamız gerekiyor. Çünkü onlar da çözeltinin içinde. Kısaca elimizde sulu sodyum çözeltisi var diyebiliriz. Sodyum klorür suda çözülmüş oldu. Burada sodyum klorür çözeltisi içeren bir deney kabı olsun. Sulu bir sodyum klorür çözeltisi hem sodyum katyonları hem de klorür anyonları içeriyor. Bir başka deney kabının içinde de gümüş nitrat çözeltisi yani AgNO3 çözeltisi olsun diyelim. Sulu gümüş nitrat çözeltisi demek çözeltinin içinde gümüş katyonları Ag artı ve de nitrat anyonları NO3 eksi var demek. Şimdi bu iki deney kabının içindekileri karıştırıyoruz. Örneğin bu deney kabının içindeki çözeltiye Buradakini ekliyoruz. İki çözeltiyi karıştırıyoruz. Bunun sonucunda gözlemleyeceğimiz birkaç şey olacak. İlk olarak ve doğal olarak toplam hacmin arttığını göreceğiz. Sonuçta iki şeyi birbirine ekliyoruz. İkinci göreceğimiz şey ise çözelti içinde beyaz bir katının oluşması. Burada beyaz bir katı oluşacak. Gümüş katyonları klorür anyonları ile etkileşime girdiğinde bu beyaz katı oluşacak. Bir başka deyişle gümüş klorür AgCl oluşacak. O zaman buraya da AgCl yazabiliriz. Yanına da parantez içinde K yazarak katı formda olduğunu belirtebiliriz. Bu oluşan katıya yani kendiliğinden çözeltiden ayrılan katıya çökelti diyoruz. Hatta bu sürece de çökelme diyoruz. Yani çözünmenin tam tersi. Çözünmede suyun içine bir katı ekleyerek çözelti içinde iyonlar elde ettik çökelmede ise iyonlar bir araya gelerek bir katı oluşturdu. Gümüş klorür burada oluşan çökeltimiz. Aslında çözeltinin içinde hala iyonlarımız yani sodyum katyonlarımız ve nitrat anyonlarımız var. Bu son çözeltide sodyum katyonlarımız ve nitrat anyonlarımız var. Onları buraya tepkimeye de ekleyebiliriz. Hatta NaNO3 sulu çözeltisi dersek çözeltinin içinde iyonlar olduğunu da anlatmış oluruz. Şimdi bu çökeltinin nasıl oluştuğuna biraz daha detaylı bakalım. Bildiğiniz gibi çözeltinin içinde gümüş katyonları vardı. Hatta işte buradalar. Su moleküllerinin bu iyonun etrafını sardığını biliyoruz. Hatta buna hidratlaşma demiştik. Yani bu gördüğünüz oksijenler kısmi olarak negatif yüklü diyebiliriz. Zıt yükler birbirini çektiğine göre bu iyonu çözeltinin içinde tutan bir kuvvet hidratlaşma kuvveti olmalı. Aynı şey klorür anyonu içinde geçerli. Bu sefer de hidrojenlerin pozitif yüklü olduğunu ve aynı şekilde zıt yüklerin birbirini çektiğini söyleyebiliriz. Böylelikle su molekülleri klorür iyonlarını da düzenli ve kararlı bir hale getiriyor. Ama ne zaman bu iki çözeltiyi birbirine ekliyoruz, işte o zaman çökeltiyi oluşturmuş oluyoruz. Gümüş klorürünü ve bu gördüğümüz iyonik kristalini oluşturuyoruz. Burada yine zıt yüklerin birbirini çektiğinden bahsedebiliriz. Pozitif yüklü gümüş katyonu negatif yüklü klorür anyonuna doğru çekiliyor. Bu katının oluşumunu görebildiğimize göre iyonik kristalin içindeki bu elektrostatik kuvvetler hidratlaşma kuvvetlerinden daha güçlü olmalı. Klorür anyonu buraya, gümüş katyonu da buraya doğru hareket edecek. Bu şekilde iyonlar çökelti oluşturacak. Artık elimizde katı gümüş klorürümüz var. Buraya kadar yazdıklarım burada olanları göstermenin yalnızca bir yoluydu. Halbuki buradaki her iyonu ayrı ayrı da yazabilirdik öyle değil mi? Bu tepkimeyi biraz önceki gibi değil de şimdi yazacağım gibi de yapabiliriz. Mesela burada bir sodyum klorür çözeltisi olduğunu biliyoruz. Bu içinde sodyum katyonları ve klorür anyonları yani Cl- olan bir çözelti. Bu çözeltiye gümüş nitrat çözeltisini yani içinde gümüş katyonları ve nitrat anyonları olan bir çözelti ekliyoruz. Bunun sonucunda da bir çökelti oluşuyor. AgCl. O zaman burada AgCl yazabiliriz. Bunun yanında aslında çözeltinin içinde hala sodyum katyonları ve nitrat anyonları var. Sodyum katyonları Na artı ve nitrat anyonları NO3 eksi. Bu yöntem aslında daha fazla şey yazmamızı gerektirdi. Ama gördüğünüz gibi iki yöntem de aynı bilgiyi içeriyor. Son yaptığımız sadece bütün iyonları açık açık görmemizi sağlıyor. Aslında sadece bazı iyonlar tepkimeye giriyor. Sadece gümüş katyonu ve klorür anyonu bir araya gelerek gümüş klorürü oluşturuyor. Demek ki çökeltenin oluşumu için buraya net iyon denklemi de yazabiliriz. Öncelikle Ag artı ve klorür anyonlarını göstermeliyiz ki onların bileşiminin gümüş klorür olduğunu anlatabilelim. Bu bizim net iyon denklemimiz. Çünkü tepkimede bazı iyonlar görev almıyor. Sadece neler olduğuna bakıyor. Bu sodyum katyonu bu denklemde hem sağda hem solda yani çözeltinin her yerinde. Aynısı nitrat anyonu için geçerli. O da denklemin hem sağında hem de solunda çözeltideki bir iyon olarak bulunuyor. Bu iyonlara seyirci iyonlar da deniliyor. Seyirci iyonlar. Tepkimede yer almayıp çökeltmenin oluşmasını izledikleri için onlara seyirci iyonlar diyebiliriz. Aslında bütün bu anlattıklarımla çökelmenin ne anlama geldiğini özetlemiş olduk.